Okay, as this lecture is in Turkish, maybe I can transition into Turkish also myself. That is okay. Buyguyu 25 tekrar yes. hoş geldiniz. Ee, bu zamana kadar uzaktan algılamaında derin öğrenmenin kullanılması üzerine öz nitelik çıkarımı sınıflandırma, veri kaynaştırma, nesne tespiti, değişim tespiti, önsel modeller multispektral, hiperspektral verilerde, optik verilerde, LiDAR verilerde ve sonuncusu bu sabah gördüğümüz sentetik açıklık radar verilerinde derin öğrenme uygulamalarını gördük. Daha sonrasında Türkiye'de derin öğrenme çalışmalar yürüten iki kurum sunumlarını yapma sürecindeler. Bir önceki oturumumuzda İstanbul Teknik Üniversitesi e, Uhuzam sunumunu yapmıştı. Bu oturumumuzda da İTÜ yani İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi biriminden e, uh, Profesör Doktor Berk Canberk sunumunu yapacak. Dediğim gibi dersimiz Türkçe. Uh, for new joiners, this lecture will be done in Turkish. That's why I'm also talking, talking in Turkish. You are welcome to attend, of course, in any case. Uh, after this session, we'll have our closing speech, which will be done in english as the as lectures and sessions before. daha fazla sözü uzatmayayım ben. Berk hocam sahne sizindir. Teşekkür tekrar ederim. Aramıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun. Çok teşekkür ederim Alp hocam. herkese merhabalar. Öncelikle bu güzel organizasyonda bizi de davet ettiğiniz için, bize de yer verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz hem şahsım adına hem de e, İTÜ AI Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezimiz adına. E, sizin de söylediğiniz gibi e, bugün ben sizlere işte yaklaşık 45-50 dakika ne kadar e, daha uzatıp uzarsa bilmiyorum. E, merkezimizin e, hem genel yapısından bahsetmeye çalışacağım hem de e, güncel yürütülen projelerden bahsedeceğim. Önce kendimden kısaca bahsedeyim. Hocam çok güzel baş, özetledi. Profesör Doktor Berk Canberk, Teknik Üniversitemizin Yapay Zeka ve Veri Mühendisi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Bilgisayar Bilim Fakültesi ARGE'den sorumlu dekan yardımcısı idare görevinde yürütmekteyim. Ve de yaklaşık iki, iki buçuk sene önce kurulmuş olan İTÜ AI diye kısalttığımız İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi, Uygulama Araştırma Merkezi'nin de müdürlüğünü görevimi yürütüyorum. Tabii e, önceki oturumlardan da e, konulara gayet aşina olduğumuz için hani yapay zekanın ne olduğundan, ne işe yaradığından gibi şeylerden bahsetmeyeceğim doğal olarak. E, burada benim özellikle vurgulamak istediğim e, konulardan bir tanesi merkezimizin eee İTÜ bünyesinde hem ulusal hem de uluslararası anlamda e, devam ettirdiği Arge işbirliklerinden, hani burada yapılan çalışmalardan makine öğrenmesi, yapay zeka, deep learning konularında yapılan çalışmalardan ve projelerden bahsetmek bu anlamda birazcık işte yapay zeka ve arge konularından çok hızlıca geçip e, merkezimizi e, biraz tanıtmaya çalışacağım size yapısından e, olanaklarımızdan ve de e, yaklaşık işte 50-60 kadar hocamız var e, bütün iki tarafında yapay zeka çalışmalarını aktif yürüten daha da fazla hocamız var ama hani özellikle e, yapay zeka merkeziyle işbirliği şeklinde devam eden e, bu hocalarımızın bir kısmından sadece örnek olarak aldığımız çalışmaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, yönetim kurulumuz 2020-2021'de de değişmedi. Ben müdür olarak devam ediyorum. Çok kısaca bahsetmemiz gerekirse e, Profesör Doktor Şule Öydücü hocamız Bilgisayar Mühendisliği bölümünden aynı zamanda Bilgisayar Yapay Zeka mühendisi Mühendisliği bölüm başkanımız. Burada da Müdür yardımcımız e, bizim e, Kemal Yüre hocamız, müdür yardımcımız e, Profesör Doktor Altan Çakır ve e, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Tosun hocamız e, yönetim kurulunu oluşturmakta e, danışma kurulumuz e, alanlarında çok seçkin olan hem e, akademik hem de e, endüstri anlamda seçkin üyelerimizden oluşmakta. Asu Hocamız MIT'den bize danışma kuruluna destek vermekte. Faruk Eczacıbaşı Beyefendi, Zeynep Hoca, Zeynep Akat Hoca aynı şekilde bize destek vermekte. Metin Salt Bey, Western Venture'dan Burak Aydın, Profesör Doktor Tamer Özsu ve Koray Kavukçuoğlu Efendiler bizlere danışma kurulunda destek vermekte. bir Yılda bir kere toplanıyoruz. Ve de güncel durumlar işte dünyadaki yapay e zekada güncel durumlar hani bizim gitmemiz gereken yerler hakkında bize bilgiler veriyorlar biz de onlara göre e, yeni politikalarımızı belirlemeye çalışıyoruz personellerimiz e, mevcut e, Mehmet e, Hoca ve Yasin Hoca aynı zamanda e, hesaplama kaynaklarımız var burada e, v100 işlemcilerimiz var e, gpularımız gayet de kuvvetli e, gpu'larla çalışmalarımıza devam etmekteyiz eee Rektörlüğün ek binasında yer almaktayız şu anda. Şurayı bir kapatırsam Şimdi kısaca size bizim merkezimizin genel stratejisinden bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan en önemlisi bizim ARGE ayağımız. ARGE ayağımızda ARGE kapasitesinin arttırılması var. Yani hem İTÜ'de hem de ülkemizdeki yapay zeka konusundaki araştırma ve geliştirme kapasitesinin genişletilmesi ve gerekli altyapının oluşturulması bizim önceliğimizde. Bu anlamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmaktayız ve işbirlikleriyle beraber projeler şekillendirmekteyiz. Bir diğer bacağımız ise ürün geliştirme. Yani sadece temel argeyi hani bölümlerimizde yapılan, bölümlerimizde hocalarımızla birlikte yapılan üniversitemiz bünyesinde temel arge çalışmalarının dışında sanayi ile birlikte ürün geliştirme ekosistemini oluşturma niyetindeyiz. Bu konuda ciddi çalışmalar e, yapmaktayız. Burada üniversite e, sanayi kamu işbirlikleri e, yapmaktayız. Sektörel ve kamusal problemlere yapay zekalı dayalı çözümlerin geliştirilmesi, buradaki projelerin geliştirilmesini birlikte yürütüyoruz e, kamu kamuyla beraber beraber ve sektörel temsilcilerimizle. Aynı zamanda e, yapay zeka teknoloji hizmetleri e, işte PaaS veya SaaS gibi yani software as a service ya da platform as a service gibi çeşitli ortak hizmet altyapılarını e, elimizden gelen kaynaklarla ya da e, bizim aracılığımızla e, iki sektörün birleşmesiyle oluşabilecek kaynakları e, yaratmaya çalışıyoruz. İtinova ile birlikte firmalar yani firmalarla sektörlerle iş birlikte ne devam etmekteyiz ve buradan da R&D'den ürüne dönüşen bir ekosistem yaratma çabasındayız. Bu konuda da ciddi ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum. Zaten ileriki slaytlarda da projelerimizi anlattıkça da bu konuya tekrar değiniriz. E tabii burada e, yapay zekanın e, hangi alt alanları var? Bunlar da e, hepimizin malumu. Bir kere daha sadece hızlı bir şekilde geçmek adına, e, warm up olması açısından e, söylemiş olayım. E, makine öğrenmesi zaten bunun en önemli başlıklarından bir tanesi. İşte, derin öğrenme, deep learning, optimization, statistical modeling, e, graph analysis, data science zaten önemli bir konu. Bizim merkezimizin de ismini veren ikinci e, alan aynı zamanda bölümümüzün de yapay zeka ve veri mühendisi bölümünde ikinci kısmını oluşturuyor. Bunun yanında decision making, under uncertainty gibi alt başlıklarda hocalarımız çalışmalarına devam etmekteler. Burada AI'ın uygulama alanlarına girdiğimizde tabii ki bu kadar benim burada saydığım 7-8 alanın dışında da devam etmekte. Computer vision önemli bir alanımız, signal processing Computer Networks ki ben de e, bilgisayar haberleşmesi çalışıyorum, ondan da birazdan bahsedeceğim. E, human Computer Interaction, Parallel and Distributed Computing, Robotics, Computer Security, Software Quality ve Natural Language Processing e, konularında e, Applied Science anlamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ee, burada biraz size yapay zekadaki dikey eksenler yani sektörlerden en azından isim olarak da olsa e, bahsetmek istedim. Burada e, kentleşme önemli bir sektör bizim için. Yani burada akıllı kentleşme işte smart city'lerle smart x'leri burada düşünebiliriz. Akıllı bir, odadan başlayın. Bunu kente kadar akıllı sırf kentin e, yani evlerin birbirleri haberleşmesi gibi değil tabii ki bu bizler de biliyoruz. İşte yollardaki e, tabelaların birbirlerini haberleşmesinden tutun da buradaki dataların kullanılıp akıllı hale getirilmesi, her datanın alınmaması, data data seçiminde de feature engineering'ler e, yapılması gibi birçok alan söz konusu. Eğitim önemli bir konusu e, yapay zekanın dikey eksenlerinde karşımıza çıkan sağlık aynı şekilde. Bunların detayları dediğim gibi her biri ayrı bir e, seminer olabilecek seviyede biliyorsunuz. Bu da sadece ...bir hatırlatma amaçlı bu slaytı koyduk. Medya ve eğlenceye başka bir alanı yapay zeka dikey eksenlerinin, sektörlerinin. Gıda, tarım, hayvancılık gibi alanlarda yapay zekayı kullanmamız çokça mümkün. Finans ve ticaret konusunda çok ciddi çalışmalar var. Hani Burada borsada yapay zekanın kullanılması ile ilgili. Tüketici elektroniği, beyaz eşya, akıllı üretim sistemleri... ...ulaştırma, bulut bilişim, haberleşme, lojistik... Havacılık, savunma sanayi, enerji sanayi gibi birçok alt alanda da, e, sektörlerde de yapay zekanı, e, implementasyonları görmemiz mümkün. E, bir diğer araştırabilecek konu da yatay eksenleri. Yani bunun kullanılacak metotlar. Tabii ki bu ağaç çok genişletilebilir biliyorsunuz ki. Burada temel olarak söyleyebileceğimiz işte hesaplamalı zekadan veya makine öğrenmesinden bahsedebiliriz. Hesaplamalı zekayı da daha da dallandırabiliriz. İşte bulanık mantık, evrensel hesaplama, kural tabanlı sistemler gibi, expert sistemler gibi. Makine öğrenmesi yöntemlerini, derin öğrenme, geleneksel makine öğrenmesi gibi alt alanları ayırmamız mümkün. Dediğim gibi bu ağacı çok daha genişletip dallandıra dallandırıyoruz zaten şu anda. Sadece hani yatay eksen dikey eksen farkını bir kere daha enfesaz etme amacıyla bu iki slaytı koyma gereği duydum. hani bir sektör seçip o sektörde değişik metotlarla yapay zeka uygulamalarını implementasyon yapay zeka ile birçok çözüm öneriyoruz. E, makine öğrenmesi kullanarak eğitim sektöründe ne bileyim hesaplamalı zeka kullanarak e, ulaşım sektöründe ya da işte supervised learning işte semi supervised learning yöntemleri kullanarak e, birçok e, problem çözebiliyoruz sektörlerimizde. Sadece verinin işlenmesi, yani verinin toplanması değil, e, yani burada bir akışı düşünecek olursanız önce verinin toplanması, daha sonra verinin toplanmasından toplanması e, toplanmasıyla birlikte verilen öğrenme Oradaki esas incin, esas motorun yaptığı iş ve daha sonra da bir karar mekanizması. Bu karar mekanizması gruplamalar olabilir, classification'lar olabilir ve birçok yöntem var burada biliyorsunuz. E, topladığınız dataların e, labeled, unlabeled olmasına göre değişen, e, sektörde e, label data bulamak, bulmamak gibi e, değişik dallandırmalara göre de, e, çeşitlendirilebilen uygulamalar mevcut. Örneğin günümüzde 5G ve e, 5G datalarının hani unlabeled olarak toplanması daha daha e, çok karşımıza çıkan bir seçenek gibi düşünürseniz, sektörlere göre toplanan dataların tipi değiştiği için, feature'ların e, tipleri değiştiği için ve feature'lar arasındaki korelasyonlar değiştiği için e, sizin kullanacağınız feature engineering'den tutun da e, alacağınız e, kararlara kadar bütün metotlar, e, sektörlerle bağlantılı çalışmak zorunda. Bu konularda da e, merkezimizde birçok hocamız çeşitli çalışmaları e, sektörlere uyarlayarak devam ettirmekteler. Burada e, ürün ve teknolojiler kısmına gelecek olursak e, planlama, çizelgeleme, optimizasyon, öngörü, sınıflandırma, segmentasyon, öneri sistemleri, robot süreç otomasyonu, bilgisayarlı görme, federe öğrenme, konuşma tanıma konuşma tanıma, konuşma yaratma, doğal dil işleme gibi birçok alanda yapay zekada ürün ve teknolojiler şu anda çıkarılmakta. Burada kastettiğimiz sadece kural tabanlı olması değil. Tabii ki veriden öğrenerek yeni gelecek dataya karşı ya da yeni bir environment'a karşı beklenen sonuçları, hani insanın zekasını beklenen sonuçları alabileceğimiz bir sistemi çeşitli sektörlere uyarlamaktan bahsediyorum. Fark ettiyseniz e, olayın sadece e, hani teorik boyutu merkezimizde e, çalışılmıyor. Burada çok ciddi bir şekilde ürüne dönüştürme, hani firmalarla sektördeki firmalarla e, birlikte olup bunlardan ürün yaratabilme, hani ürüne dönüştürme gibi bir e, gayemiz var. Bu amaçla da bütün bu e, şu anda slaytta gördüğünüz e, ürünleri ve teknolojilerin e, kullanarak yeni yapılandırmalar peşindeyiz. Bu çok klasik bir slayttır. Yani specialization of AI algorithms. Burada hani artificial intelligence'dan machine learning ve deep learning'e kadar uzanan bir e, e, ağaç da diyebilirsiniz. Hem bu van deyimini e, başka şekilde de yorumlayabilirsiniz. Tabii deep learning bizim e, Featureların birbirleriyle arasındaki korelasyonların çok e, doğal bir şekilde hesaplandığı bir yöntem olması açısından, hani derin bir şekilde derinden kastınız birden fazla layerlarla bunları kullanmanız şeklinde e, uygulandığı için çok sık karşımıza çıkan bir yöntem. Ama daha e, basit makine öğrenmesi yöntemleriyle de birçok e, problemi çözebilmekteyiz. AI zaten bunların hepsinin e, toplandığı genel başlık altında karşımıza çıkmakta. Ve bunlarla ilgili de birçok firma, buradaki mesela bu slide'ın alındığı IBM firması gibi birçok firma bunlarla ilgili çeşitli aperiyodik zamanlarda white paper'lar çıkartarak kendi alanlarındaki ürünlerin, kendi alanlarındaki yatay ve dikey hem kendi alandaki alt sektörler ve her alt sektördeki kullanılan metodolojileri altına çizmekte kendimle ilgili bir konudan hemen bahsedeyim örneğin. Ben dediğim gibi network management yani yeni nesil haberleşme sistemleri hakkında çalışıyorum. Ee, yine aperiyodik aralıklarla bu konuda çalışan firmalar hangi yapay hangi yapay zeka yöntemlerinin işte burada supervisean supervisean tutun da machine learning, deep learning, reinforcement learning gibi adlandırabilirsiniz ve onun altları tabii ki. Ee, hangi e, ...network management yapısına uygun olup olmadığı konusunda... ...kendileri kendi vizyonlarınca bir harita çizerler. Ve bu haritalara göre de e, ürün geliştirmeye devam ederler. E, akademisyenler olarak biz de bu haritanın çizilmesine yardımcı oluyoruz. Tamamen network e, vizyonuyla baktım. Diğer vizyonlar için diğer alanlar için de çok farklı olduğunu düşünmüyorum zaten. E, kısaca merkezimizle tekrar devam edersem dediğim gibi bir ARGE ayağımız var. Yani temel araştırma ayağımız var. Zaten fakültelerimizde hocalarımızın da yürütülen bahsettiğim e, dikey yatay sektör dikey ve yatay eksenlerdeki yatay eksenlerin üzerine teorik çalışmalar yapan hocalarımızın e, e, dikeydeki bu sektörlerle birleştiği bir ayağı, bacağımız da var bahsettiğim gibi ARGE'den ÜRGE'ye dönüştüren bir ürün bacağı. Bir de e zaten Teknik Üniversitemizde çok kuvvetli olan eğitim ayağını da merkezimizde de devam ettirmekteyiz. Tabii ki buradaki eğitimden kastımız daha firmaların istediği yine sektöre göre fokuslanan daha nokta atış e, ya e, programlar küçük işte seminer seminerler ya da yüksek lisans programlarımızdaki bazı derslere e, direkt entegre, entegre edilmesi gibi o firmaların e, böyle bir yapımız var. Burada e, İTÜ EA lisans ve yüksek lisans e, programlarında reinforcement learning, deep learning gibi birçok e, alt alanda dersler vermekteyiz. Kemal hocamız, Altan hocamız, e, Alper hocamız bu konuda işte dersler vermekte. Birçok hocamız daha bu konuda tabii ki dersler veriyor. E, yapay zeka ve veri bilimi, e, veri mühendisi e, lisans programımız bu sene ikinci e, yılında. Çok da güzel bir şekilde çok da üst sıralardan öğrencilerimizi kabul ettik. Aynı zamanda yüksek lisansta tezli ve tezsiz yapay zeka master programı içinde çalışmalarımıza devam etmek Şu anda da o programımız açılmadı. Bilgisayar mühendisliği lisans üstü programımız altında yapay zeka uygulamalarına devam ediyoruz. Burada yine bir sadece örnek hani hangi dersleri veriyor, hangi dersler eğitim ekosistemimize dahil diye düşünecek olursak işte artificial intelligence, neural networks, fuzzy machine learning, pattern recognition gibi birçok temel derslerin yanında yapay zekanın uygulandığı derslerimiz de mevcut. Bu dersler sayesinde öğrencilerimize hem teorik bilgiler verip hem de lisansüstü seviyede nasıl e, yapay zekanın hangi alt alanlarını, hangi, nelerde, hangi örneklerde kullanılabilir, bunlar hakkında e, bilgilendirmeye çalışıyoruz hocalarımızın e, vizyonu, e, say vizyonu sayesinde. Tabii burada e, verinin elde edilmesi önemli bir problem. Bu konuda da e, sektörle işbirliğinde olan hocalarımız işte e, tabii ki propertizleri korumak kaydıyla e, sektörlerdeki belli dataları alıp öğrencilerine derslerde kullanılması üzerine verebilmekteler. E, ee, bu bir istatistik vermek isterim burada. Lisansüstü ee, lisans tezlerinden, e, yani İTÜ'deki lisansüstü e, lisans tezlerinden işte e, 1326 tanesi yüksek lisans, 338 tanesi de doktora da e, burada yapay zekadaki e, içerikli tezleri düşünecek olursanız e, 1664 tane tez yapay zeka içerikli şeklinde teklenmiş durumda. Yıllara göre test sayıları tabii ki burada bir, genel bir artışı görmemiz hani bir grafiği verirken o grafiğin üzerindeki e, rakamlarla beraber paterne de bakıyoruz biliyorsunuz. Hani buradaki davranış modeli e, yıllar ilerledikçe artan özellikle son yıllara geldiğimizde oldukça artan bir sayıda e, yüksek lisans ve doktora tezlerinin e, yapay zeka e, içerikli olduğunu bize göstermekte. Buraya baktığımızda alanlara göre bir sıra bir grafik görmekteyiz. Bu grafikte en fazla bilgisayar mühendisi, bilgisayar bilimi ve kontrolü alanında yapılan tezler, elektrik elektronik mühendisi alanında tezler, endüstri mühendisi alanında tezler diye alt alanlara doğru kırılmakta. Birçok alan, birçok alt alanda tabii ki yapay zekanın uygulamalarını görmekteyiz. Bizim merkezimizin de içinde olduğu yapılarda. E ee, yayınlara geldiğimizde de e, 1808 tane akademik yayın ve e, 7000 küsür alıntı yap yani bu 1808 tane yapay zeka içerikli e, yayında da 7000 küsür tane alıntı yapmış durumdayız İTÜ'deki yayınlarla. Bu da bizim için e, kayda değerli bir başarı olarak görmekteyiz. Burada da yıllara göre e, soldaki grafikte yıllara göre yayın ve yıllara göre alıntı sayılarını görüyoruz. Yıllara göre e, yayın sayılarında da yıllar arttıkça işte genelden daha 2020 bitmediği için e, 2020 yani o, bu şeyin grafiğin alındığı yılda, alındığı zamanda e, aynı zamanda alıntı sayılarımız da tabii ki e, yıllara göre değişiklik göstermekte. Dedikten sonra eee Konuşmamın ikinci ve açıkçası en uzun bölümüne gelmekteyim. Uzun derken yaklaşık yani yarım saatte en fazla bu kısmına toparlayabileceğimi düşünüyorum. Hocalarımızın çalışma alanları hakkında e, özellikle makine öğrenmesi, derin öğrenme konuları da ağırlıkta olmak üzere çalışma konularını nasıl e, yapay zekada kullanıyoruzu e, örneklemeye çalışacağım. E, benim bildiğim konularda daha detaylı bilgiler vereceğim. Tabii ki bilmediğim konularda e, hocalarımıza Hani burada size anlatmakla beraber Hocalarımızla da daha detaylı konuşmalarını konuşmanızı rica edeceğim tabii ki. Onların uzmanlık alanlarıdır. Ben sadece temel bilgilerimi size aktararak bu da devam etmeye gibi bir yol izleyeceğim. Öncelikle anlayışa karşılayacağınızı düşünüyorum. Kendime torpil para kendimden başladım burada. Benim çalışma alanlarım yeni nesil kablosuz ağ yönetimi 5G, 5G Plus diyoruz artık. Artificial IoT diyoruz. Nesnelerin interneti değil artık bizim için. A-IoT yani e, yapay zeka destekli e, IoT ve akıllı haberleşme sistemleri. Akıl koymamızın temel sebebi akıl koymayıp kural koyduğumuz zaman yeni nesil haberleşmenin en büyük ihtiyacı olan düşük hız, yüksek e, debi yani yüksek kapasite. Yani low latency ve e, high throughput high capacity gibi iki tane e, 5G plus'ın e, önemli ihtiyacını... E, çok fazla düşünme e, ile vakit kaybederek sağlayamıyoruz. Dolayısıyla bizim bunu e, önceden e, planlamalar yaparak, önceden tahminler yaparak o hızlı iletişimi sağlayabilmemiz lazım. Hologram haberleşmesinden bahsediyoruz mesela yeni nesilde e, 5G, 6G'lerde. Şimdi hologram haberleşmesi dediğinizde hem kam değişik kameralardan alınan görüntüler var, bir görüntü işleme var ve bunun karşı tarafa ee, bir milisaniyelerde falan, aktarılması gibi bir durum söz konusu. Moleküler haberleşmeden bahsediyoruz. Yani artık sinyallerin belli bir elektromanyetikler, elektromanyetik bir spektrumda değil tamamen moleküllerin birbirlerine dokunarak e, gönderilmesinden bahsediyoruz. Burada bütün matematiksel modeller değişiyor, hız devreye giriyor, hızın devreye girdiği ortamda da bizim bu kararları yani uçtan uca iki tane e, nesnenin haberleşmesi için verilecek olan kararı bir an önce almamız gerekiyor. Eskideki gibi kuyruklara e, paketleri yerleştirip buradan kuyrukların e, boyutuna göre paketlerin veya akışların nereye gideceğine karar vermemiz artık e, de tabii ki onlar temel bilimlerde hala yapıyoruz ama. Ama burada e, gelişen teknolojiyle beraber e, kullanıcıların ihtiyaçları da arttığı için bir e, augmented reality ya da virtual reality devreye soktuğunuz zaman bunun haberleşmesinde düşük low latency gerekiyor. Sizin gibi e, gözlük takan aynı anda 5 kişi yok artık belki 300 kişi var bir ortamda. Bu 300 kişi sadece yürümüyor hızlı koşuyor, yani koşuyorlar şimdi birazdan bahsedeceğim. sadece dronları uçurmuyoruz artık. Havadaki 700-800 kilometre hızındaki yüksek irtifa yani high altitude platformdaki işte uçakları kastediyorum. Bunların birbirleriyle haberleşmesinden bahsediyoruz. Eskisi gibi sadece e, basit haberleşme yöntemlerin değil burada daha akıllı birbirlerini grupla giderek olan haberleşme yöntemlerinden bahsediyoruz bunların hepsi tabii ki e, yapay zeka'daki derin öğrenme yöntemlerini implementa haberleşme implementasyonuyla gerçekleşiyor burada e, benim e, şu anda birlikte çalıştığım e, kurumları görebilirsiniz medya bts gibi habersan gibi birkom gibi Burada yapay zeka destekli e, haberleşme ağ sistemlerinde e, bir konumuz, dediğim gibi high altitude platformların e, birbirlerini birbirleri arasında gruplanarak e, belli bir akış dahilin, belli bir akışı, belli bir trafiği daha hızlı yönlendirebilmeleri. E, burada LBQ based e, topoloji sustainability e, en son çalışmalarımızdan bir tanesi. Bunun yanında bir 38 bin 35 bin fite çıkmayın bunu indirin 100 fite droneların haberleşmesi e, dronların akıllı bir şekilde haberleşmesi söz konusu ne demek bu e, bir dronun 25-30 dakikalık bir ömrü var zaten pil ömrü bu ömrünü iyi kullanması lazım. İşte siz o drone'u eğer bir e, bizim alanımıza özgü olarak konuşacak olursam fotoğraf çekmek için ya da e, ortamı monitör etmek için değil bir baz istasyonu olarak kullanıyoruz biz. Yani ortamın kapasite yani kapsama alanını arttırması için kullanıyoruz. Bunu da yaparken e, drone'un pil ömrüne göre Dronun yukarı çıkacağı yer, aşağı ineceği yerleri iyi ayarlamanız lazım. İki dronun birbirleriyle yan, çok yan yana durduğunda overlap etmemeleri lazım kapsama alanları. E bunların hepsi belli bir tahmin gerektiriyor. Siz o dataları 25 dakika ömrü olan bir drondan beklerseniz zaten onu 15 dakikasında bu kararı vermekle geçirecek. Dolayısıyla o dronu hemen aşağı indirmeniz gerekecek. Bu kararları e, yapay zeka yöntemlerinden, daha önceden dronun bulunduğu bölgelerde aldığı datalara göre öğreterek e, dronları daha verimli şekilde aerial base Station olarak kullanma e, çabasındayız. Zaten 6G dediğimiz yani yeni nesil haberleşme, 6G'de yapay zeka destekli ağ yönetimi konusunda da e, bu aerial Network'in önemli bir payı var bu anlamda. Ee, başka bir konu, yeni nesil Wi-Fi'ler, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7, daha çok Wi-Fi 7. Burada da e, yapay zeka algoritmalarının bir e, katkısını görmekteyiz. Trafik tiplerine göre kullanıcıların sadece baz istasyonuna yakın olan yerlere göre konumlanması değil, e, trafik tiplerine göre konumlanmaları gibi, yine e, dinamik olarak e, bulunduğu ortama göre şekil değiştirebilen e, drone, e, drone diyorum. Wi-Fi baz istasyonlarından bahsetmekteyiz burada. Bir graf e, graph signal'ları alıp bunları special temporal analizden geçirdikten sonra bir prediction yapıyoruz ve bu prediction da e, bize call to service forecasting olarak geri geliyor. Yani e, haberleşme sistemindeki servis kalitesini sizin ne kadar iyi e, ne kadar yüksek hızda yayın yapabildiğiniz, ne kadar düşük kalitede düşük gecikme gecikmede yayın yapabildiğiniz daha da e, perception'a doğru getireyim olayı işte HD Ultra HD yani 4K Ultra HD seviyelerinde yayın yapabilmeniz için gerekli olan o arkadaki haberleşme altyapısını sağlayabilmeniz için sizin sadece Wi-Fi'ye yaklaşayım oradan sinyal alayım benim dışında daha akıllı birbirlerinden öğrenebilen yapıları implement etmeniz lazım. Burada devreye çok ciddi deep learning algoritmaları e, girmekte zaten. E, başka bir konu bizim haberleşmede çalıştığımız dediğim gibi diğer konularda bu kadar detaylı e, anlatmayacağım. E, mazur görünüz lütfen. Benim birebir konum olmadığı için kendi alanımdan başlamayı başlayarak e, ondan gitmek istedim. E, haberleşmedeki başka önemli yeni nesil haberleşmede yapay zekayı kullandığımız özellikle derin öğrenmeyi kullandığımız konulardan bir tanesi de omurga ağı yönetimi merkezimizde yine çalışılan konulardan bir tanesi ben bizim ekip tarafından çalışılıyor. Omurga kastımız bizim normalde haberleşmede görmediğimiz arkada yürüyen bir dünyadan bahsetmekteyiz. Burada bir Türkiye haritası görüyorsunuz. burada tabii dünya haritaları da var. Burada belli yönlendiriciler var. Sizin trafiğinizi yönlendiriyorlar. O trafikleri yönlendirirken sizin oraya taktığınız kabloların her birinde sensörler var. O sensörler saniye mil saniye bazında datalar alıyorlar. O datalar belli bir davranış modelinde olmak zorunda. Örneğin farklı davranış modeli geldiği zaman bir anomali var gibi düşünüyorsunuz. Bu anomali size belki biliyorsunuzdur bizim alanlarda duymuşsunuzdur. DDoS atak sağlıyor. Yani nereden geldiğini bilmeyen bilmediğiniz bir web sayfasına bir anda bir birden fazla istek geliyor. Bu tavsiyeleri tahmin etmeniz lazım. Ya da Content Delivery Network gibi yani içeriği daha hızlı bir şekilde kullanıcıya vermeniz lazım. Siz bir web sayfasına girdiğinizde bir alışveriş yapıyorsanız Size gelen yani sizin o andaki hem imajınızın kalitesi hani onu zoomladığınız zaman oradaki ekrandaki ürünün kalitesi bizim arkadaki omurga ağın o datayı hızlı iletmesine bağlı. Hem de o fiyatın değişip değişmemesi bizim omurga ağdaki öğrenen sistemlere bağlı. Bunların hepsi işte klasik kural tabanlı sistemlerden çok arkasında derin öğrenme yöntemleri yatan birçok yapıyla söz konusu. Ve bunları da biz e, trafik tiplerine de bakarak network'ün, ağın trafik tiplerine de bakarak e, gruplayarak, classification'lar yaparak, clustering'ler yaparak ve de forecasting'ler yaparak e, bu sistemleri oluşturmaya devam etmekteyiz. Şöyle hocamla devam edeyim. E, Yapay Zeka ve Veri Mühendisi bölüm başkanımız, aynı zamanda e, merkezimizin de e, müdür yardımcısı ee, onun konuları veri madenciliği, e, öneri modelleri, e, öngörü modelleri, derin öğrenme uygulamaları. E, birçok e, sektörel firmayla, sektörden birçok firmayla iş birliği yapıyor hocamız. Ve burada da veri analitiği konusunda e, oldukça iyi, oldukça e, yenilikçi çalışmalar yürütmekte. Bunlardan bir tane bir tanesi e, Advertisement Recommendation. Adı üzerine zaten belli bir reklamın reklam edilmesi. Burada çeşitli... E, learning yöntemleri kullanarak işte collaborative filtering, content based filtering, latent latent factor models gibi yöntemler kullanarak recommendation sistemleri geliştirmekte hocamız ve hocamızın ekibi. Reciprocal recommendation hocamızın çalıştığı başka bir konu konu. Burada da diğer konularda da olduğu gibi bir TÜBİTAK projesiyle TÜBİTAK projesi de vardı hocamızın. E, işte aday ve iş ilanı platformları için derin öğrenme yöntemleriyle karşılıklı öneri sistemleri. Bu konuda hocamızın yaptığı birçok yayın bulunmakta. Dediğim gibi bu konularla ilgili detaylı analizleri e, hocamızla iletişime geçerek sağlayabilirsiniz. Demand prediction başka önemli bir konu. Firmalardan gelen hani bu ürünün ya da bu sektördeki şu anki anlık demand ne? Bu demand'e göre çünkü kendileri sistemler geliştirecekler o firmada. Bunların da iyi bir madencilikle, veri madenciliğiyle bunların anlaşılması lazım. Bu da zaten demand prediction konusuna giriyor. Hocamızın yine uzman olduğu bir konu. Burada da birçok öğrencileriyle yürüttüğü çalışmalar devam etmekte ve aynı zamanda da e, Bayesian e, modellerle işte artificial e, minimal optimizasyon modelleriyle çalışmalarına devam etmekte hocamız. E, merkezimizden e, bir e, hocamıza devam ediyorum. Nazım Kemal Üre hocamız. E, doçent doktor Nazım Kemal Üre. Onun uzmanlık alanları derin pekiştirmeli öğrenme, derin öğrenme, geniş ölçekli optimizasyon, otonom sürüş sistemleri ve otonom insansız hava aracı sürüleri kendisinin de başta savunma sanayi olmak üzere, havacılık kurumları olmak üzere birçok alanla işbirlikleri var. Arçelik ile Melina Aero ile DeepMind ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile birçok alanlarda işbirliklerine devam etmekte hocamız. burada Avrupa Birliği Horizon 2020 projesi var ve de industrial collaborationları var. Burada işte Advanced Perception, Behavioral Cloning, cloning e multi agent military decision, e, deep reinforcement learning and perception for e, autonomous driving gibi birçok alanda hocamız çalışmalarına devam etmekte. E Altan hocamızın çalışma konularına gelecek, gelecek olsak, Profesör Doktor Altan Çakır hocamızın e, kendisi büyük veri e, dağıtık sistem mimarileri, dağıtık saklama, dağıtık makine ve derin öğrenme teknolojileri ve çözümleri, bulut bilişim ve veri e, mühendisliği alanlarında çalışmalarına devam etmekte. Kendisi de çok e, tanınmış bir CERN'de, de, de bağlantıları olan bir akademisyen hocamız. Bu konuda da veri analitiği konusunda çok ciddi çalışmaları var ve birçok e, firmayla da sektör anlamda da e, projelerine devam etmekte. Burada da görüyorsunuz birçok konu birçok e, firmayla işbirliği içerisinde hocamız onun çalışmalarından birkaç örnek verecek olursam e, real time processing and recommendation engines e, konusunda hocamızın e, çalışmaları var kendisi. Veril, yani on verilen datalarla onlara gelen datalardan e, tahminler yaparak onları yeni gelen dashboardlar üzerinden göstererek yeni sistemler e, tasarlamaktalar. eee işte Real-time network analysis hocamızın çalışma konularından bir tanesi yani bu andaki bir andaki e, internet trafiğinin analiz edilmesi. Yani burada günde bir buçuk terabaytlık bir data söz konusu. Bu datanın hepsinin e, alınıp bu datalara göre e, haritalar çıkartılıp hangi bölgelerde daha yoğun, hangi bölgelerde az yoğun bunların analizinin yapılması burada söz konusu. Ve bu hocamız da bu konuda çok ciddi ve öncü çalışmalar yapmakta. E, dashboard e, çalışmaları var hocamızın bu dashboard çalışmaları da tabii ki biliyorsunuz de, data visualization çok önemli bir konu datayı okumak çok önemli gelen her datayı değil datanın mantıklı olanlarını birbirleriyle ilişkili olan featureları belirleyip onları okumak ve onlardan onlardan anlam çıkarmak ayrı bir bilim alanı e, bu anlamda da e, real time dashboardlar çok önemli buradaki real time kelimesi kritik çünkü bunun gerçek zamanda yani o anda veri akıttıkça e, değişebilmesi e, arkada çok ciddi bir feature engineering ve ciddi bir e, learning gerektiriyor. Hocamızın da bu konuda veri, yönet, veri yönetimi e, anlamında da çok ciddi ve öncü çalışmaları bulunmakta. Big Data platform e, hocamızın başka konunun, altın hocamızın başka konusun başka bir konusu. Burada da e, işte connect and collect hem toplama hem de onları birbirine bağlama proses etme ve daha sonra da hem monitör etme, hem bunları e, karar verme, hem de arşivleme gibi alanlarda hocamız çalışmalarına devam etmekte. Ayşe Tosun e, hocamızla devam ediyorum. E, Ayşe Tosun hocamızın uzmanlık alanları yazılım mühendisliği, yazılım kalite tahmini, yazılım e, test süreci, optimizasyonu, akıllı yazılım mühendisi tavsiye sistemleri, makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulamaları. kendisinde de işbirliği içinde olduğu sektörel firmalar mevcut. Burada hocamızın yaptığı bir konudan bahsedecek olursak bu defect prediction models. Burada adı üzerinde e, de defektleri arıza yani arıza demeyeyim de işte e, normal olmayan bir durumu defekti predikt etme bir üründe ürün bandındaki defekti predikt etme e, gibi bir yapı söz konusu burada. Burada da gelen metrikleri analiz ederek e, anomalileri bulma söz konusu. Hocamızın e, Uzmanlık alanından bir, bir tanesi de yazılım mühendisi ve yazılımın kendi üzerine olduğu için burada yazılım konusundaki kaliteden de kalitedeki defeklerden de aynı zamanda hocamız e, ciddi e, akademik çalışmalar yapmakta. Zaten bu slaytta da onu görüyoruz. Software Quality ve Personalized Defect Predictors yani yazılımla uğraşan kişilerin bu yazılımları yaparken yaptığı hataların e, predikt edilip ona göre sistemlerin oluşturulması ile ilgili çalışmalarda söz konusu hocamızın da burada e, Ericsson'la da yürüttüğü e, projeler var. Software process improvement yani sizin e, bu fail pass refactor fail pass refactor gibi kendi kendine inleyebilen bir self healing mekanizmasını e, bu döngüyü e, software'e implementasyon söz konusu burada. Bu konuda da hocamızın e, çalışmaları devam etmekte. Gözde Ünal hocamıza devam ediyorum. Profesör Doktor Gözde Ünal hocamız yapay zeka, derin öğrenme, bilgisayarla görü, veri Analizi problemleri, fraud, hata, anomali tespiti ve tahmin konularında çalışmakta. İşbirliği yaptığı birçok kurum söz konusu aynı zamanda interdisipliner çalışmaları da çok önemseyen bir hocamız. Burada konulardan bir tanesi AI based story inventory management burada e, adı üzerine zaten store storelardaki e, warehouse'lardaki inventerleri manage etmeye yani yönetme şeklinde hani sizin hangi katta hangi rafta ne bilgileriniz var hangi rafta ne kadar ürününüz kaldı ve de o tempoda giderseniz ne zaman bitecek ne zaman yenisini istemem lazım gibi e, warehouse'daki inventerlerden tutun da sizin mağazalarda gördüğünüz e, işte satın aldığımız ürünlerin performansı hakkında bir akıllı yönetim yapma. E, konusundaki çalışmalarımız çalışmaları var hocamızın e, order monitoring e, başka konu başka bir konusu burada da şekillerde de görüyorsunuz işte mağazaya gelen kullanıcıların e, gör, görüntü işte görüntülerini işte yüzlerini saklayarak tabii ki tespit ederek bu e, hani kimlerin ne kadar beklediğini, kimlerin hangi kuyrukta durduğunu, kimlerin belki hangi ürünleri alabileceği konusunda bir takım tespitler yapmak. Burada e, de, derin öğrenmeyle hocamızın uğraştığı konulardan bir tanesi. AI-based text reading from images. Bu da başka bir konusu hocamızın. Bir örnek olarak burada I gaz, gaz tüplerindeki e, plakalarındaki bilgilerin okunması e, söz konusu. E, buradaki ta, te, teksti target text detect edip e, recognize etme ve böylece e, recognize edilen test e, tüpe göre de bir işte o anda gerekli olan aksiyonu alabilme hocamızın çalışma konularından bir tane başka bir tanesi. AI based quality inspection yine başka konu yine başka bir konusu gözde hocamızın. Burada e, automation yani e, fabrikalardaki otomasyonu geliştirmek adına hocamızın e, yapay zeka destekli akıllı e, bir e, kalite e, tahmini söz konusu. Yani fil, o anda e, servis bandındaki ürünün kaliteli çıkıp çıkmadığını hani e, isteğe uygun çıkıp çıkmadığını tahmin edebilen. Şimdi kaliteden kastınız siz o kaliteyi ölçersiniz. Bir tane bardak çıkar, o bardağı ölçersiniz. O bardağın doğru çıkıp çıkmayacağının önceden tespiti yapılabilirse ona göre o bardağı belki önceden çıkmasını engellersiniz ya da düzgün çıkıyorsa o bardan çıkma hızını arttırırsınız gibi e, hani benim bilgim dahilimde olan konular bunlar ama tabi hocamızın bu konularda çok ciddi e, çok öncü çalışmaları var e, diğer hocalarım gibi e, yine Gözde hocamla da bu konularda konuşmak isterseniz her zaman kendisiyle iletişime geçebilirsiniz Representation Learning e, hocamızın başka bir konusu burada işte point cloud'lardan nasıl öğrenebiliriz? İşte bir sandalye, bir araba gibi point cloud'lar oluşturursak bunlardan nasıl bir e, anlamlı bir şey çıkartabiliriz? Ya da size hani anlamlı olduğunu bildiğiniz point cloud'lar verilir. Daha sonra siz anlamlı olduğunu bilmediğiniz point cloud'lardan anlam yaratmaya başlarsınız. Bu da size e, tahminler yürütmenizi sağlar. Bu konuda da hocamızın ciddi e, akademik çalışmaları var. E, Continual learning. Başka önemli bir konusu hocamızın işte sensör, sensörlerden alınan e, datalardan short term ve long term memoriler oluşturup bunlara göre tahminler yapma ve öğrenme yöntemleri. E, başka değerli bir hocamıza geçmek isterim Volkan Sezer hocamız kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon mühendisliği bölümümüzde doçent doktor olarak çalışma alanına devam etmekte. E, bu, yaptığı çalışmalardan bir tanesi tam otonom tekerlekli sandalye. Hatta bu çalışmayla Cumhurbaşkanlığımızdan da bir, bir ödül almış durumda kendisi çok e, anlamlı bir, bir çalışma gerçekten yani sizin burada e, tekerlekli sandalyeler sandalyelerinin daha akıllı bir şekilde size ihtiyaç duymadan üzerindekine ihtiyaç duymadan yönünü bulması üzerine bir çalışma hani çarpmadan düzgün bir şekilde A'dan B'ye gidebilmesi üzerine bu konuda da hocamızın e, sensörleri kullanarak üzerine akıl katarak yaptığı bir çalışma bu. E ee, bu çalışma sahi, bu çalışmayla da e, ciddi bir şekilde e, hani otonom sürüş alanında Teknik Üniversitemize bir katkıda sağladığını düşünebiliriz. Kendisinin burada aldığı ödülü görmektesiniz. Hazım Kemal hocamla e, devam edeyim. Hazım Kemal Ekenen hocamız e, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Profesör Doktor olarak çalışmalarına devam etmekte Hazım Kemal hocamız bilgisayarla görü, derin öğrenme, biyometrik, e, otomatik yüz analizi konularında çalışmakta. Birçok konuda e, sektörel işbirlikleri devam ettik de hocamızın. E, burada hocamızın e, çalışmalarını yürüttüğü, benim hep diğer bütün yani kendi labımdaki öğrencilerle dahil olmak üzere işin esas kahramanları dediğimiz öğrencilerle olan bir fotoğrafını, bir zoom videosunu görmek, zoom e, screenshot'ını görmektesiniz. Kendisi Smith Lab'ın Smart Interaction ve Machine Intelligence Lab'ın. Burada e, çeşitli application domainleri var hocamızın. Security, health, education, multimedia, documents, gaming, assistive technologies, environment and agriculture gibi. Burada birçok e, alt alanda hocamız e, çalışmalarına devam etmekte. Örneğin security konusunda face recognition, face Unspoofing, spoofing, deep fake detection, e, surveillance, remote, remote monitoring konularında. Gaming konusunda computer vision based, augmented reality based gaming konusunda hocamızın e, çalışmaları var. E, Environment konusunda Mobile Plant Identification System ve Farmer Support System çalışmaları var hocamızın. Başka değerli bir hocamızla devam etmek isterim. Behçet Uğur Töreğin hocamız, doçent doktor Behçet Uğur Töreğin hocamızın çalışma konuları işaret işleme ve örüntü tanıma birçok kurumla kendisinde işbirlikleri bulunmakta. Başka üniversitelerde de olmak üzere. Orman Genel Müdürlüğü, Ortadoğu Rulman Sanayi, Borda Teknoloji, Başar Soft gibi birçok firmayla değişik alanlarda bu sektörde hani yatay eksenin yanında dikey olarak sektörleri de değiştirerek hocamız image processing konusunda ve signal processing konusunda yapay zeka ve derin öğrenme destekli çalışmalarına devam etmekte. Kendisinin labı da e, hesaplamalı zeka için işaret işleme araştırma grubu, zihin araştırma grubu. Single Processing for Computational Intelligence. E, Bilişim Enstitüsü'nde hocamız faaliyetlerine devam etmekte. Hesaplamalı zeka uygulamaları için işaret işlemeye dayalı özgün yöntemler geliştirmekte hocamız. Baş, bazı proje başlıkları işte çok kipli güvenlik sistemleri, çevrenin izlenmesi, uzaktan algılama, süper iletken sensör verisi işleme, derin öğrenme, sürekli öğrenme ve eee İHA'lar ve SİHA'larla görüntü işlemeye dayalı e, iniş sistemleri, biyo görüntü analizi gibi konular. E, değerli başka bir hocamıza devam ediyorum. E, Doçent Doktor Buhnan Etilizgi hocamızın uzmanlık alanları matematiksel finans, stokastik diferansiyel denklemler ve sayısal çözüm yöntemleri, olasılık teorisi, e, oyun teorisi uygulaması ve stokastik oyunlar. E, TÜBİTAK ve İTİ Öncelikli Alan Araştırma Projesi söz konusu hocamızın. E, Gülşen Cebiroğlu Erciyit hocamızla devam ediyorum. Doçent doktor Gülşen hocamız. E, doğal dil işleme konusunda e, Türkiye'de hatır sarılır, sayılır birçok e, çalışma yapmakta. E, doğal dil, dil işleme konusunda hakikaten önde gelen birkaç labdan bir tanesi e, Teknik Üniversite'de Gülşen hocamız sayesinde e, bizle birlikte. Burada telekomla, e, telekom sektöründeki birçok ISP ile Burası benim alanım olduğu için buradaki kelimelere biraz daha hakimim. Ee, Tüksel, Vodafone gibi kurumlarla, bankacılık sektörüyle, hukuk sektörüyle, otomotiv sektörüyle, lojistik sektörüyle dikey eksenlerde yine çalışmalarını hocamız devam etmekte. Ee, burada NLP web servisi hocamızın var. Aynı zamanda e, burada çeşitli alt alt kırılımlarla doğal işleme konusunda hocamız güçlü bir ekiple hem araştırma temel araştırmalarına hem de sektörel işbirliklerine devam etmekte. E, Profesör Doktor Hatice Köse hocamız robotik konusunda çalışan e, kıymetli bir hocamız yine derin öğrenme yöntemlerini bu sefer robotik alana uygulayan bir hocamız. E, hani konumuz gereği yapay zeka ve veri bilimi uygulama araştırma merkezimiz bünyesindeki hocalarımızın çalışma alanlarından hani özellikle derin öğrenme fokusundaki çalışma alanlarından bahsediyoruz. Hepsini tek tek gördüğünüz gibi sıralamaya çalışıyorum size. Hepsi değil bir örneklem örneklem veriyorum sadece. Yani çok hocamız var bu konuda çalışan. Benim burada ismini zikretmeyi atladığım birçok hocamız var. Sadece çalışma alanlarından bazı küçük örnekler hani zaman kısıtlı gereği hepsinden bahsedemiyorum tabii ki. Hatice hocamız dediğim gibi robotik konularında çalışıyor. İnsan-robot etkileşimi Sosyal asistan robotlar, robot destekli eğitim, robot destekli sağlık uygulamaları. Bu konuda da hocamızın işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası birçok kurum var. Ee, tıp konusu tıpta da yani doktorlarla da bu konularda işbirliği yapıyor hocamız. Ee, yardımcı sosyal odyoloji robotu, bir TÜBİTAK projesi. Hocamızın yine çok güzel bir proje. Burada da işte e, Erasmus projeleri var hocamızın. Affective Loop'in Socially Assistive Robotics as an Intervention Tool for Children with Autism. Ee, burada da hocamız e, çok ciddi ve kutsal çalışmalar yaparak e, yapay zekanın değişik uygulama alanlarını, e, makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulama uygulama alanlarını e, bize göstermekte. Burada da hocamızın zaten bizim fakültemizde de e, yapay zeka mühendisliği bölümümüzde de bilgisayar beşli fakültemizde de oldukça meşhur olan robotu birlikte çektirdiği bir fotoğrafı görmektesiniz. Burada da robot çeşitli e, tepkilere yani ona gelen e, etkilere tepkiler vermekte işte göz kapama ve benzeri e, tepkiler. Sanem hocamıza devam etmek isterim. Yine robotik konusunda çok e, iyi çalışmalar yapan kıymetli bir hocamız. Ee, bilişsel robotlar, oyunlarda yapay zeka, çoklu robot sistemleri ve de kendisinin de işbirliği yaptığı birçok ulusal ve uluslararası e, hem üniversite hem de e, sektörel kurum bulunmakta. Ee, bilişsel robot sistemlerinde güvenli çalışma e, bir e, önemli bir projesi hocamızın TÜBİTAK projesi. Burada derin öğrenme yöntemleriyle otomatik hata algılama yapmakta hocamız, hata önleme yapmakta. E, ve de e, güvenli yürütme için yaşam boyu öğrenme e, yapmakta. Burada oyuncu davranışı modellenmesi ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanmakta hocamız. E, Yusuf Yastan hocamıza devam ediyorum. E, makine öğrenmesi, derin öğrenme, akıllı şehir uygulamaları e, konularında çalışmakta hocamız. Ve yine e, SETUR'la ve European Union e, 7. Çerçeve Programı'nda birçok projede çalışmakta hocamız. Gökhan İnci hocamızın çalışma konuları insan bilgisayar etkileşimi, robotik konuları ve de kendisinin de işbirliği yaptığı e, kurumlar ve burada derin öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle birçok projeye e, imza atmakta hocamız. Giyilebilir teknolojiler konusunda e, ek olarak yaptığı çok ciddi çalışmalar var Gökhan İnci hocamızın. E, yani üzerinde takılan sensörlerden algılamalar yaparak e, sizin e, Tahmin, yani bir hareketini e, tahmin etme ya da o hareketlerden performans e, parametreleri çıkarma ya da hata parametreleri çıkarma ya da konfigürasyon parametreleri çıkarma belki güvenlik parametreleri çıkarma gibi birçok alt alt kırılımlarla e, hocamız giyilebilir teknolojileri yapay zeka ile implemente eden e, projeler geliştirmekte. İnsan bilgisayar etkileşimi hocamızın e, devinde bahsettiğim Gökhan İnce hocamızın başka bir konusu. Burada virtual reality e, devreye giriyor gene. Virtual reality kullanarak gaming, IoT ya da bizim dünyamıza geri dönecek olursak baştaki haberleşme dünyasına AIoT, Artificial IoT ve Endüstri 4.0'da işte fabrikalardan alınan ya da bir alan bir bölgeden alınan dataların nasıl akıllı bir şekilde işlenmesi e, yapılabilir. Bunu Burada nasıl öğretilebilir? veriler yani hangi dataları ne zaman alınacağı o sensörlere nasıl öğretilebilir bu konuda hocamızın ciddi çalışmaları var. Human Behavior Analysis Using Sensor Fusion ve Computational Audio Scene, audio scene Analysis hocamızın çalışma konuları arasında. E, sonlarına geliyorum sunumumun güzel burada gören tam 50-55 dakika gibi oldu. Yani zaten en başta söylediğim şeyler var burada gene. E, yapay zeka ve veri bilimi uygulama araştırma merkezimizde e, hem ARGE hem ARGE'den ürüne dönüştürme hem de e, sektörel eğitimlerin, nokta atış eğitimlerin verilmesi Tabii ki e, yapay zeka ve veri mühendisliği bölümümüzde, bilgisayar mühendisliği bölümümüzde ve diğer teknik üniversitedeki bölümlerimizde verilen derslerin dışında daha nokta atış eğitimlerin, seminerlerin, sempozyumların, e, kursların e, verilebileceği bir ekosistem yaratmak hedefimiz. Bu anlamda da ülkemizdeki yapay zekaya ihtiyaç duyulan açığın e, kapatılması için de katkılar sağlayabileceğimize inanıyoruz. Ee, genel çerçeve anlaşması imzaladığımız, hani bazılarının süresi doldu yeniliyoruz bazıları daha uzatıyoruz, bazı yeni firmalar ekleniyor. Ee, firmalar bunlar, e, yani birçok büyük firmayla ve de e, sivil toplum örgütüyle işbirlikleri yaparak yapay zekayı nasıl e, sektörlere implement ederiz, derin öğrenmeyi, makine öğrenmesini e, nasıl implement ederiz, nasıl so sorunlara nasıl çözümler bulabiliriz? Bu konuda e, kafa patlatmaya devam ediyoruz. E, önemli bir işbirliğinden daha bahsetmek isterim burada. Şimdi burada gördüğünüz hem Google, DeepMind, Stanford, Facebook, AWS gibi önemli işbirliklerimiz var. Bunlardan bir tanesi bizim için e, diğerlerine göre bir tık daha önemli. O da Google DeepMind olan ilişkimiz merkez olarak. Çünkü Google DeepMind e, bir DeepMind bursiyerleri e, şeklinde bir program başlattı iki senedir. E, Kadın öğrencilere, kadın lisans üstü öğrencilerine yüksek lisans veya doktor yapan eğitimleri boyunca eğer master yapıyorsa iki sene, doktor yapıyorsa dört sene full time AI üzerinde research yapmaları adına gayet de nitelikli bir burs vermekte DeepMind. Bu sayede hem hocalarımızın temel araştırmalarına ciddi bir destek sağlamış bulmaktayız hem de bu temel araştırmaların ürgeye dönüşmesi noktasında da ciddi atılımlar yapmayı hedeflemekteyiz. Bu anlamda buraya özel bir parantez açmak istedim. Aynı şekilde buna benzer bir programda yine yapay zekanın da içinde bulunduğu, yapay zeka destekli konuların da içe bulunduğu TÜKSEL araştırma destek programımız bulunmakta. Hem fakültemizin Bilgisayar Bilimleri Fakültesi dekanlığımızın koordinatörlüğünde yürütmekte yürütmekteyiz. Tabii ki burada ya da iç içe olan iki kurum olduğumuz için alt kurum olduğumuz için Teknik Üniversite bünyesindeki işte merkezimiz ve fakültemiz dolayısıyla merkezimizdeki konularla da ilgili çalışan hocalarımızın da bu tarz bursları olan hani öğren öğrenciler kaliteli öğrencilerimizi özellikle akademik yönde ilerlemek isteyen hani sektörde çalışmayı istemeyip daha temel araştırma yapmak isteyen öğrencilerimizin teşvik edilmesi adına yapılan bir programda bu şekilde. Ve bunların sayısının gün e, yani günler geçtikçe artacağını da öngörüyoruz. Çünkü bu konuda da yeni e, sektörden yeni e, istekler gelmekte. Hani biz de böyle bir program başlatalım. E, istekli öğrencilerimizi e, makine öğrenmesine, deep learning'e fokuslu bir şekilde proje yaptırtalım şeklinde. Bunu lisans seviyesine de çekme e, gibi bir e, hedefimiz var. Demiş olayım ve e, sunumumu burada e, nokta koymuş olayım. Umarım çok hızlı anlatmadım. Hani e, çok konu var. Tabii ki e, en başından beri söylediğim gibi bir örneklem. E, zaten konumuz yapay zeka ve veri bilimi. Burada bir örneklem olarak bazı hocalarımızın konularından bahsettim. Kendime başta yaptığım, ilk başta yaptığım torpil dışında hocalarımızın hepsinin konularını e, liste bir şekilde geçmeye çalıştım. Birçok daha hocamız var bu konuda. Benim burada e, yer vermeye atladığım e, sizin çok daha rahat iletişime geçebileceğiniz benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa memnuniyetle e, cevaplamak isterim. E, böyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben için. E, katılımcılardan sorularsa evet şimdi chat penceresinden veya soru cevap arayüzünden alabiliriz. E, kurumun yaptığı işlerden ve kurumla bağlantı olarak hocaların çalışmalarından Berkocu Hoca güzel bir özet derledi diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani ilgilendiğimiz konularda kurumlar ve veya ilgili hocalarla da temasa geçebilirsiniz elbette. Ee, şahsen de hani bu tür en azından ortak araştırmalar yürütebilecek, e, işbirliğini geliştirecek kurumların öneminin e, anlaşılmaya başladığını düşünüyorum ülkemizde de. E, ve daha da gelişeceği hani kaçınılmaz bir gerçek buradan çok bir kaçış yok diye düşünüyorum şahsen Evet hocam. Yani, evet. Çünkü hiçbir şey e, eksklusif değil. İngilizceye kaydım ama kusura bakmayın. E, yani sonuçta hepsi ortak konular. İşte yaz okulumuzda da mesela derin öğrenme konusunun uzaktan algılamada ne çok yerde kullanıldığını, e, birçok uygulama için hani state of the art seviyesinde en yüksek seviyelerde başarım sağladığını gördük. Evet. E, merkezinizde hani doğrudan uzaktan algılama alanında çalışan üyesi yok ama ill illaki bir işbirliği kurulacaktır, bağlantı tabii ki, kurulacaktır tabii diye ki. düşünüyorum. hani tabii ki. E, Bizim etkinliğimizde belki size belki bu açıdan bir katkı sağlayabilir. Yani çok çok yok. çok seviniriz, çok yani. mutlu oluruz. Yani bu konuda ee, aynen size katılıyorum hocam birebir. Yani e, bu zaten bir kaçınılmaz bir e, e, hı. gerçek hepimiz için ve hep birlikte hareket <laughs> ettiğimiz zaman çok daha güzel şeyler oluyor ve bunun da yeni kapılar açacağına da eminim ben de. Belki de bizim bilmediğimiz hani şu anda aklımıza gelmeyen küçük çapta yapılan projeler de olabilir. Bizim burada şu anda benim benim kişisel olarak bilmediğim ama yapılan projeler de olabilir. Ama bunların daha büyük versiyonlarını da hep beraber yapalım. Çok güzel olur. Ya mutlaka hem araştırmacıların hem kurumların akademik olsun, endüstriyel olsun aralarındaki iletişimin, etkileşimin ve işbirliğinin artması gerekiyor. hepimizde bu alanda elimizden geleni yapmalıyız. Siz de yapıyorsunuz zaten. Size karşı söylemiş olmayayım hani herkesin bildiği bir şey. bir kez daha altını çizmiş olayım sadece. Tabii ki. Peki e, katılımcılardan soru varmış gibi görünmüyor. Panelistlerimizden var mıdır Berk Hoca'ya soru sormak isteyen? Şu aşamada yok sanırım. Peki tekrar tamam, ben ifade edebilirim. E, 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 özellikle e, teşekkür ediyorum. Sağ olun Berk Hocam. Güzel bir sunum yaptınız. Böylelikle e, hem bizim üniversitemizin içerisinde hem de dışında AI ile ilgili neler yapılıyor onları da bir görebilme fırsatımız da oldu. Alp hocama da çok katılıyorum. Yani hem biz sizi daha yakından tanımış olduk. Yani community anlamında söylüyorum. Hem de CRSS community, community de sizi daha yakından tanımış oldu. Ve siz de bizi böylelikle bu sunumların amacı da zaten ileride oluşabilecek işbirliklerinin artmasını aslında sağlamak. Farklı e, alanlardan gelen insanların. Bu anlamda belki mesela aklıma şey geliyor. E, farklı üniversitelerde farklı hocaların da araştırma laboratuvarları var. E, yapay zeka ile ilgili çalışanlar. Mesela e, bir X üniversitesinde ki bir araştırmacı işte bursunu mu dinledi? İşte İTÜ'de yani merkezinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Dediği zaman e, nasıl bir e, şekilde sizinle çalışabilir. Yani bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Yani bir işbirliğini mesela nasıl kuruyorsunuz? Özellikle akademik düzeyde soruyorum. Hani endüstri seviyesinde genelde talepler size geliyor zaten. Evet. Değil evet, yani akademik seviyede işte öğrencisi olabilir mesela bir başka kurumda çalışan bir öğrencisi olabilir bir hocamızın veya hocamızın işte ilginç bir fikri vardır, birlikte çalışmak isteyecektir. Bu, bunu nasıl bu bağ kuruyorsunuz? Belki ondan da biraz söz etseniz iyi olabilir. Gülşen hocam çok güzel bir konu. Öncelikle e, zarif laflarınız için çok teşekkür ederim ve çok güzel bir soru hakikaten bu. Yani e, akademik anlamda hocaların önce birlikte birlikte olması lazım ki daha sonra bunu sektöre taşıyalım ve e, sektörden daha kolay e, bazen iletişime geçebiliyoruz çünkü onların zaten bize konu geldiği için aynen sizin altını çizdiğiniz nokta zaten ben bunu istiyorum hocam diyor konu belli alan belli. Akademik anlamda e, benim e, üzerinden gideceğim bir örnekte verecek olursam örneğin biz hani başka üniversitedeki bir hocayla çalışma konularımız ayrı olduğunda e, bunu ilk etapta paper düzeyinde yapabiliyoruz. Yani hmm. daha sonra bunu bir tü, TÜBİTAK önceki 1001 projesi olmak üzere tabii bir TÜBİTAK projesi yazma şeklinde yürütebiliyoruz. Bu konuda da e, mesela Koç Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarla benim hani network alanındaki hocalarla diye söyleyeyim ki diğer alanlara da bunu çoklayabiliriz diye düşünüyorum benim bildiğim kadarıyla. Böyle temel araştırmayı hızlıca tetikleyebildiğimiz konular mevcut. Bunlar hani birbirleriyle master doktora jürilerinde, master doktora aşamalarında da birlikte olan hocalarla da devam ediyor. Bir hocamızın örneğin ben bir tane öğrencisinin master sürecini beraber yürüttük. O bize önce çok temel seviyede akademik yapay zeka akademik çalışmalarını getirdi. Sonra da onunla birlikte TÜBİTAK projeleri projesi yazdık mesela. Yani e, öğrenciler, öğrencilerimizin çalışma öğrencilerimizle birlikte ortak çalışma alanlarını maaşta makaleler olmak üzere sonrasında da e, TÜBİTAK 1001 destekleri e, işte Avrupa Birliği destekleri gibi birçok desteklerle bunları e, devam ettirebiliyoruz. Firmalar yani sektörden e, sektörün arada köprü olabi, olduğu alanlar olabiliyor bazen. Hani aynı konularda çalışan hocalar özellikle e, o e, çalışma konusuna, o soruna benzer, bak, benzer bakış açıları kullanıyorsa, iki hoca bu konuda birleşebiliyor. Ama ilk başta dediğim gibi bir paper, bir akademik bir e, çalışma, e, temel bir çalışma ve arkasından temel bir proje yazma şeklinde ilerliyor. Ve bu konuda da ciddi eee outputlarımız da var. Yani TÜBİTAK projeleri olsun, Avrupa Birliği projeleri olsun, hocaların sadece temel araştırma hani buradaki arge ağacı bacağı gibi düşünün. Başlayarak yürüttüğü Hı -hı. çalışmalar söz konusu hocam. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Um, tekrar İngilizce dönemimizinize. We'll be closing this uh, live session soon. We'll be starting another one. Uh, another zoom uh, webinar session and another youtube live stream for the closing speech some feedback information and information about our future events thank you once more for it i think see you soon thank you, thank you.